Türk dünyası benim için bir rüyadır. Ben Iğdır'da Türk dünyasına sınır, aramızda Aras Nehri var. Çocukluğum benim Aras Nehri'nin kıyısında Sovyetler Birliği'nin bir gün dağılacağını bakarak karşı taraftaki soydaşlarımıza iç çekerek, hasret çekerek büyüdüm ben. O taraftan gelen kokuyu, o taraftan gelen o hasreti bütün ciğerimde, bütün damarlarımda hissederek büyüdüm. Ben Turan'ın adamı olmaktan gurur duyuyorum. Türk dünyasının adamı olmaktan gurur duyuyorum. Allah bizi İsrail'in adamı olmaktan kurtarsın. Amin. Ermenilerin adamı olmaktan korusun. Amerika'nın, Rus'un, Çin'in adamı olmaktan korusun. Allah bizi kardeşlerimiz, Müslümanların, Türklerin kardeşi olmayı nasip etsin. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir değişim mutlaka ve mutlaka olmalıdır. Ancak burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Değişim ile dönüşümü birbirine karıştırmamak lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir değişimi kesinlikle Milliyetçi sağlayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni başkalaştıran bir siyasi anlayışa müsaade etmeyiz. Biz Bakara suresini makaraya alan bir siyasi parti değiliz. Biz samimi inanmış Müslümanların olduğu bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla mütedeyin seçmenin de Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelmesi lazım. Milli hassasiyetleri yüksek olan seçmenin de Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelmiş olması lazım. Kendisini merkezde gören seçmenin de demokrasi kaygısı olan kesimlerin de Atatürkçülüğü ön planda tutan kesimlerin de Türkiye'de gündemi Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri belirleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın sözleri Türkiye'de gündem belirleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı her türlü kitle iletişim aracını en iyi kullanacak. Televizyonlarda yer alacak, var olacak. Televizyon programlarına katılacak. Vatandaşlarla ekranlarda buluşacak. Sosyal medyayı en iyi kullanacak. Gazetelerde yerel basın, özellikle yerel basınla Türk milliyetçilerinin diyaloğu en iyi şekilde olacak ve halkla buluşacak. Biz Allah'ın izniyle geldiğimizde bir kırmızı hat uygulamasında devreye sokacağız. Yani teşkilat mensuplarımız doğrudan, teşkilat başkanlarımız doğrudan genel başkanla direkt aracısız telefonla konuşacak, görüşecek. Biz delegemize soracaktık. Genel başkanın tek başına kararı olmaz. Bu tür stratejik konuları delegeye soracağız. Hey delege, hemen oylamaya katıl şu saatler arasında. Koalisyon kuralım mı? Şu partiyle kuralım mı? Veyahut da çok önemli bir konu var Türkiye'nin gündeminde. Harbe gireceğiz, şunu yapacağız, Allah korusun. Veyahut da son derece kritik bir oylama var mecliste. Bunu delegeye soracağız. Delegeyi yönetime katacağız. Milliyetçi Hareket Partisi sipariş adaylarla seçimlere girmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi tabandan kopuk ve tabanda karşılığı olmayan isimleri milletvekili yapmayacaktır. O isimler eğer çok önemli ise danışman olarak onlardan istifade edilecektir. Ama seçimin bir karşılık meselesi olduğunu biliyoruz. Ülkücü camianın seçmende karşılığı olan çok değerli kadroları dururken onların sırtına bir yük olarak yüklenmeyecektir. Başarılı olmanın yolu güçlü teşkilatlardan geçer. Teşkilatlara söz hakkı vereceğiz. Teşkilatlar kendisi seçecek. Kimi vekil görmek istediğini, o halkın insanı seçecek. Gerek ön seçim formülüyle gerekse üzerinde anlaşacağımız başka bir formülde vatandaşlarımız ülkücü irade kendi halkının meclisteki temsilcilerini, belediyedeki başkanını seçecektir.